Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Altium'da varyant nasıl oluşturuyoruz onu göstereceğim. Bazı PCB'lerde arkadaşlar farklı opsiyonlar olabiliyor. Eğer gördüyseniz daha önceden de bir kartı aldığınızda bütün malzemeler dizilmemiş olabiliyor. Buradaki amaç varyant oluşturmadır. Yani farklı opsiyon oluşturmadır. Şöyle bir örnek verelim. Amerika'da giriş voltajı yani şebeke voltajı 110 volt. Bizde ise 220 volt. Bunu varyantla yani farklı komponentler oluşturarak yapabilirsiniz. Mesela işte bazı değerleri dizmeyip farklı değerleri dizebilirsiniz. Ya da farklı bir PCB çizebilirsiniz. Burada amaç hem maliyeti düşürmek tek bir PCB ile aynı uygulamayı ancak farklı özellikleri içeren uygulamaları yapabilirsiniz. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Örnek bir tane PCB'm var benim Altium'da. Bu benim master projem. Burada örneğin. Şurada gördüğünüz devre dizilmemiş arkadaşlar. Malzemeler gözükmüyor. Bunu kendim gizlemedim. Yani 3 boyutlu modelini gizlemedim burada. Bunu varyant oluşturarak elde ettim. Varyant oluşturmanın ne avantajı var? İşte malzeme listesinde çıkmıyor malzemeler, gözükmüyor. Neden? Eee gözükebilir isterseniz tabii ki de üreticiye işte bunları dizmemesini söylüyorsunuz ya da dizilmemesi gerektiğini söylüyorsunuz bu malzemelerin. Müşterinize verip farklı varyasyonları gösterebiliyorsunuz. Daha avantajı var. Seri üretimde çok önem taşıyan bir şey aslında bir özellik. Bunu peki nasıl oluşturuyoruz onu göstereyim altığımda. Sağ tarafta gördüğünüz gibi non kanvas varyant var arkadaşlar. Bu aslında benim kanvasın eee izole olmuş bir kanvas. Ben bunu istemiyorum tabii ki. Yani ihtiyaç duyarsam dizeceğim ama ihtiyaç duymadığım için sadece yerleri belli olsun. Ancak kullanmaya ihtiyacım olduğu zaman kullanırım şeklinde yaklaştım buna. Yeni bir varyant oluşturalım. Onu nasıl yapıyoruz? Göstereyim hemen. Projeye sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Variants var. Variants'a tıklıyorum. Böyle bir menü geliyor. Buradan da add variant dediğiniz zaman mesela ne yazalım? New variant diyelim. Burada hangi malzemelerin yeni varyantta olacağını veya malzemelerin alternatifi mi olsun, alternatifi olmasın mı veya dizilmemesi mi gerektiğini mi burada tanımlamanız gerekiyor. Ben sadece şöyle OK diyorum, kapatıyorum. Şöyle örnek göstermek istiyorum bu devrenin şematiği arkadaşlar. Burada şu alttaki tabda Arduino interface'e geçersem burada malzemelerin görüyorsunuz. Çarpı işaretleri var. Bunların dizilmeyeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda ben bunları çünkü Canvas varyantında dizilmemesi gerektiğini söyledim. Şöyle yapalım. Yeni varyantta da bunun, bu, bu headerlar dizilmesin mesela. Nasıl yapacağız? Böyle şematikten seçebiliyorsunuz. Önce şu no variant seçmem gerekiyor soldan. Hepsini seçeyim bir arada. Part actions. Varyansa geliyorum. Bunlar ne olsun arkadaşlar? Bunlar dizilmesin istiyorum mesela. Not fitted dersen dizilmiyor. Alternate Part dersem yerine yenisini tanımlamam gerekiyor. Pinlerinin aynı olması gerekiyor ve pin isimlerinin de aynı olması gerekiyor. Altium'da sembolleri aynı tutuyor ancak farklı bir PCB footprint kullanabiliyor. Ona da daha sonra değiniriz arkadaşlar ileriki videolarda. Bunlara Not Fitted diyorum. Aynı şekilde buna da. Şöyle hepsini seçebiliyor muyum? seçiyorum. Not fitted dedik. OK dedik. Şöyle soldan new variant seçeyim mesela. Bakalım ne olacak? Şu alttan da Arduino interface'i aktif edeyim. Gördüğünüz gibi bunlar arkadaşlar çarpı işaret oldu. Evet şöyle bunları arkadaşlar bu new variant dedik ya. Bir daha şöyle bakalım. Gördüğünüz gibi bu header'lar yok artık. Eğer gelip non canvas variant seçersem bu malzemeler yok. Ancak üsttekiler var. Mesela şu new variant'ın böyle şematiğini bir pdf'e aktaralım arkadaşlar. Altium'un bir özelliği var yine burada. Şunların ben şematikte nasıl görüneceğine bakalım. Smart pdf seçiyorum gelip burada file'dan. Next diyorum. E, projeyi seçiyorum. Daha önceden oluşturduğum için üzerine yazılsın diye soruyor. Evet diyorum. İşte burada variant seçiniz diyor mesela. Hangi variant? No, no, variation ya da non canvas ya da new variant. Biz new variant seçelim. Finish diyeyim. Bakalım bize nasıl bir pdf verecek. Şu anda oluşturuyor. Bunun çok avantajı oluyor arkadaşlar. Seri üretimde özellikle büyük çaplı üretimlerde. Evet pdf'imiz oluşturuldu. Gördüğünüz gibi burada da dizilmemesi gerektiğini söylüyor. Ya bunların üzeri çarpı. Hani bazen öyle görürseniz şematikler bunlar nasıl oluşturmuş, oluşturulmuş diye merak ederseniz manuel değil yani. Kimse açıp sonradan üzerine çarpı işareti koymuyor. Tamamen e, programda oluşturulabilecek bir şey aslında. Evet arkadaşlar bu yayınımızda bu kadar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.